İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün özel bir video olacak. Köyümdeyim ve doğduğum evden sizlere görüntüler sunacağım. Bahçesini, işte etrafında olan bitkilerle biraz gezinti yapacağız ve ayrıca diğer yine köyde bulunan akrabalarımın evleri, ki onlara da biraz göz atacağız. Evet, bu gördükleriniz yine akrabalarımdan. Amca pembe ev, amcamın evi. İki kardeş burada daha bir yakın. Diğer amcalarım, bir amcam o şu görülen dağın dibinde. Evet, çatı katında iki oda var burada. Baba evinde değil, oradan çekim yapıyorum. Her iki taraftan da farklı taraflar gözükmekte. Şu anda görülen babama ait olan arazi ve akabinde görülen evler, yine amcalarıma ait. Burası büyük bir alan ve 1954 yılında dedemler buraya çocuklarıyla birlikte gelip yerleşmiş. Yıllarca buranın hatıraları, manevi değeri büyük bizler için de aynı zamanda. Zamanla işte rahmetli amcalarım, çoğu rahmetli oldu, yengelerimin. Burada çocukları yeni evler yaptı ve burası gerçekten özel bir alan olarak burada işte bir yazlık yeri gibi veya kışlık dahi durulan bir yer oldu burası. Şimdi ben ev ve çevresi, aynı zamanda biraz da diğer evlere ve çevresine göz gezdireceğim. Şu görülen karşıdaki ağaçlık olan yere kale denmekte. Çok eski tarihlerde Cenevizlere dayanıyor sanıyorum. Orada kale, demir halatları, işte gemi bağlanma yerleri falan olduğu söylenmekte. Çok eski tarihlerde belki buralar su altındaydı. Şu anda kumluk bir arazi, düz bir arazi. Arkada dereler var ve Sakarya köyümüzün içinden geçmekte. Sakarya'dan bu tarafı bizlere ait, karşı taraf normal köy. Burası aslında Karasu'ya bağlı bir mahalle olarak da adlandırılmakta arkadaşlar. Aşağıya indim ve amcam kapıda, azıcık onu görüntüleyeceğim. Beş erkek kardeş dedim. Bu erkek kardeşten şu anda hayatta babamla onun bir küçüğü olan amcam. Şöyle salatalık tohuma durmuş, salatalık tohumluk kabak, şöyle azıcık bir. Ve burada bir ağaç hatmisi var, onu görüntüleyeceğim. Şöyle biraz bakın. Bol bol açmış. Çok mutlu olmuş annem bu açtığı için. Ben geldikten sonra açtı dedi. Ve şöyle bakarsak, ben amcamı gördüm kapıda, onu görüntülemek istiyorum. Evet. Abi kendi kendisi yemek yiyecek. Senden mi istiyor yemek? Smokin cinsi. Yes. Çok seviyor amcam, kedilerle ilgileniyor. Yes. Gebze'ye mi gittin amca? Gittin geldin, ne yaptın orada? İşlerim vardı. Gördüm, gideceğim Antalya'da. Dedim gideyim bakayım, uzaylıdayım şimdi. İyi yaptın ya, maşallah gittin. Gittim geldim. Çok güzel. Kediler dolaşıyor buralarda, beyaz. Dolaşıyor diyorum burada.
beyaz, siyah, renk renk. Yok, beyazı da var ama beni geldi, beni gördüler mi? Değil mi? Onlar anlıyorlar canım, kendini sevene ilgileneni anlıyor. Aa, o siyah buralarda zaten hep. Şöyle gölgede amca, şöyle şöyle bir bakalım azıcık, bir hatıra kalsın diyorum. Nasıl? Gel, gel. Nasıl? Gel, gel. Evet, amcamın evinden. Şöyle buradan eve bir göz atıp şöyle biraz bahçelere gideceğim. Şu anda amcamın bahçesinde kuzenlerim makarna kesmekte. İki gündür bu hazırlıklar var. Önce yufkalar açıldı. Saçta pişirildi. Şimdi de böyle makarna kesiyorlar. Bir araya gelince böyle bir etkinlik. Şurada harika bir koltuk görüyorsunuz. Ve saçı da şöyle göstereyim ben size. Kuzine soba kurulu. Yine onun da üstünde saç. Ve közlenmiş biberler. Kış hazırlıkları. Evet, köy yerinde olunca bu tür hazırlıklar, bahçeyi de bulmuşken, yapılmakta. Ve bir semaver de kenarda tabii. Çaysız olmaz böyle bir yerde. Evet arkadaşlar, burası aynı şekilde köyde babamla işte amcamın aynı bitişik nizam. Kuzenlerim böyle hazırlıklar yapıyor. Size göstermek istedim. Ve görünen bizim ev, baba evi diyeyim şöyle. Evet, hemen şöyle yaparsak, bakarsak evin yakınındayız. Şurada bir akşam safası var. Şurada benim yeni diktik, lavanderliydi ve Meksika petunyası diktim. Şöyle akşam safasına bakıp bazı sebze meyveler var, onlara geçelim. İncir ağaçları. Kiviye doğru gideceğiz. Her türlü meyve var muhakkak ama kivi susuz kalmış sanıyorum. Şöyle kurumaya durmuş. Azıcık bir görüntüleyeyim. Böyle çardak yapılıyor bunlara ama suyu çok severmiş galiba. Yer altında olan toprakta suyu çeker. Hatta çok kivi ekildiği için suyu çektiği de söylenmekte. Bilmiyorum, çok net bir bilgim yok ama şöyle bir kivilere göz atmış olalım. Evet, burada eski bir mısır öğütme makinesi bu. Yani daha doğrusu mısır koçanlarının böyle atılıyor, içine çevriliyor el ile, el kuvvetiyle. Ufalanıyor. Öğütme değil de ufalama. Evet, sulama için, kullanmak için bir su deposu. Yine kivilerin arkasına geçtim bahçede. Annem, babam bayağı yani şu anda öyle bahçe mahçe yapamıyorlar kendileri. Bu sene abim yapmış, büyük abim. Şöyle, bunlar acı biber sanıyorum. Şöyle fasulyeler, mısırlar. Genelde ziraat mısırı daha böyle irice oluyor, sağlam yapılı olduğu için mısır ekilen yerlere bunları da, fasulye ekilen yerlere bunları da koyuyorlar. Şöyle az bir görüntüleyeyim arkadaşlar, köy görülsün o anlamda. Şöyle burada bir küçük pepino bahçesi gibi düşünün. 4 ayrı yerde, fakat şöyle dün topladım gerçi ben birkaç tane. Birkaç tane daha var bir taraftan olmakta. Evet, armut, elma. Genelde alt tarafta fındıklık. Şöyle elma ağacı yine. Cevizler kurudu çoğu gerçi ve bir kısım bahçe yapılmakta. Çok detaya girmek istemiyorum. Yalnız size bir şey göstereceğim ben şimdi. Evet, burada yine bahçeye girme kapısı gibi bir şey yapmışlar. Şöyle karşıda sandalyeler var, onlara geçiyoruz. Burada babam çalışırken bunları o yüzden konumlandırmış. Dinlenmek için koyduğu sandalyeler. Böyle uygulanmış.
Fakat ben bunu çok seviyorum, biliyor musunuz? Çok yaşanmışlık, çok şeylere şahitlik etmiş anlamında. Emeklere şahitlik eder bir manzara diye düşünüyorum. Orada da bir tane var. Otlar sarmış tabii etrafını. Bu sandalye gerçekten bununla birkaç fotoğrafım vardır. İşte lahanalar, nar vesaire. Şurada da bir muz ağacı var. Muz vermiyor tabii, buranın iklimine uygun değil. Ama kocaman yapraklarıyla öyle bir bitki olarak burada durmakta. Hemen burada amcamın oğlu ev yapmış. Bunlar yine birkaç yıla dayanıyor. Bir çiftlik bari, şöyle tavuklar görüyorsunuz. Ve meyve ağaçlarıyla bezemiş her türlü, o da ilgili emekli öğretmen karı koca. Şöyle birazcık bahçesine doğru. Evet arkadaşlar, böyle kapı önündeki çiçekleri görebiliyorsanız biraz yakın şöyle çıkayım. Bahçeli ev olur da çiçek olmaz mı? Şöyle içeriye girmeyeceğim çünkü genel bir çekim oluyor. Bir göz atın diye. Yalnız mor yıldızı tutturmuşlar. Çok güzel, çok sevindim. Biliyorsunuz Solan'ım Rantonetti. Harika görünüyor, güzel de bir yere dikmişler. Gerçekten çok güzel, çok sevindim. Şöyle bakarsak, mavi lading sanıyorum meyve. Orada zeytin, inşallah olur burada. Güller ve serası var. Şöyle dönersek, burası babamın tarafı. Bu yol var arada arkadaşlar. Şimdi diğer evlere gideceğiz. Şimdi burada amcamın kızlarının evine doğru gideceğiz. Bir kana var burada. Amcamın kızı buralara yol kenarlarına dikmiş rengarenk olsun diye, ama yavaş yavaş zamanla tabii. Burada doğal bir tür var. Çok ilginç. Adını şu anda hatırlayamıyorum arkadaşlar. Doğal bir tür ama güzel gözüküyor. Üzüm gibi. Tanırsınız genelde kırsal bölgelerde oturanlar. Çok iyi bilir. Kanadan orman diyelim. Kırmızılı böyle kocaman bir yer kaplamış. Bir hurma var burada. Ben bunu çok seviyorum. Olmadı. Ben yetiştirdim bahçede ama çekirdekten henüz vermedi. Böyle bir hurma ağacı tarlada. Kanalar yol boyunca ekili. Şimdi burada amcamın kızının tasarımları var. Meksika petunyaları. Saksılarını kaldırmış. Şu anda burada değil. Ama kabakları boyamış. Onları şöyle bir görelim azıcık. Bir bakın. Şu anda oturmadığı için kaldırmış tasarımlarını. Biraz var yine. Meksika petunyası güzel görünüyor. Bir sardunya ve aşkın gözyaşı. Şöyle. Evet. Orada da güzellikler. Tabii bu bahçenin şansına güneş çıktı. Aradan güneş yansımakta. İnşallah güzel. Aa, birileri koştu bu tarafa. Bunlar kim? Yavrular sesi duyunca geldiler. Çok şekerler. Evet, sardunya, meleklerin borusu. Burası amcamın kızının bahçesi. Şöyle biraz gündüz sefaları renk renk, yine kana. Tabii ki sonbahardayız. Yine her zaman söylüyorum. Yine burada. Ama şurada ben mavi gündüz safası görüyorum. Onu görüntüleyeyim. Aa, yıldız çadırı da. Aa, açmış yukarılara. Ay, harika. Arkadaşlar bu bende bu sene çıkmadı. Yıldız çadırı servis sarmaşığı da denilmekte. Tek tük şu anda çiçekleri ama yaprakları falan çok hoş. Buraya konumlanmış, harika. Ve mavi gündüz safası harika görünüyor. Bu da Brugmansia. Şöyle mavileri görüntüleyeyim, çok seviyorum. Burada yine Lilium, Chestrum, Melissa türü ve mahmuz çiçeği görünmekte. Altın başak solmuş. O doğal tür burada bir çiçek gibi. Şu anda çiçekli hali. Az önce siyah meyveli halini göstermiştim. Şöyle bakın. Buraya çiçekler konumlanmış. Servis sarmaşığı, semizotu, mahmuz çiçeği yine. Şöyle.
Burası biraz çiftlik bari, kediler, köpekler ama orada ne görüyorum harika. Ay muhteşem, ben bu güzellik olsun istiyordum ama ben de bir tane, iki tane açtı Gündüz Sefası videosunda arkadaşlar. Bu harika bir şey ya. Şöyle, fakat mavi daha açık arkadaşlar videoda. Mor gözüküyor maalesef. Çok üzgünüm bu güzelliği size tam yansıtamadığım için. Şöyle bakarsanız muhteşem. Tek kelimeyle harika. Ama bu yavrular da dolanıyor burada, yemek istiyorlar belki de. Oy çok şekerler. Ama şu Gündüz Sefası. Evet, mavisi çok iri çiçekli oluyor. Pembesini de görüyorsunuz, daha küçük, fark ediyor musunuz? Muhteşem. Bu harika bir şey. Ben buradan ayrılmak istemiyorum daha. Başka bir şey görüntülememe gerek yok. Bu muhteşem bir güzellik. Şöyle içinde kaybolmak istiyor insan. Evet, dakikalarca baksak doyum olmaz gerçekten. Ve o yüzden ayrılamıyorum zaten buradan. Evet, gözlerim arkada kala kala ayrılıyorum. Orada bir begonvil var. Ve devam edelim. Şurada güzel bir sardunya. Şöyle kabaklar renkli renkli boyanmış. Yine başka bir amcamın kızının, o da kabak boyamış. Şöyle şurada floks çiçekleri, çiçekliği var. Ve geliyor da kendisi. Evet, zakkumlar da böyle yerlerini almış. Şöyle dönersek cevizler. Ben şu Ayla ablanın evinin bahçesinin yakından bakalım. Evet arkadaşlar, burası da yakın zamana kadar tamamen fındıklıktı. Sonradan böyle kardeşler evler yaptılar. Ayla ablanın. Ama ne görüyorum, o mavi güzellikten burada da var. Gündüz Sefası, kahkaha çiçeği. Muhteşem. Güneş istiyor ya bu. Alan istiyor ve burası da kumlu toprak. Ve ağaç hatmisi de güzel olmuş. Ve Türk kızı vermiştim ben. Getirmiştim, tutturmuşlar. Çok güzel olmuş güneşi de görünce. Şöyle kuşa benzetiliyor arkadaşlar bu. Kasım patığı, kufeya ve vinka çok güzel şu anda. Birkaç renk. Kabaklar boyanmış rengarenk. Kabakları diyorum balon gibi görünüyorlar renk renk. Şöyle göstereyim. Küçük kabaklar. Kendisi yetiştirdi muhakkak. Yok, oradan almış. Çok güzel renklendirmiş. Farklı bir tasarım tabii. Evet, hemen merdiveni konumlanmış yıldız. İpek çiçeği, İzmir ipeği. Şöyle ve kanalar var orada, sarı kırmızı. Şöyle bir yakından göstereyim biraz. Şöyle düzenli bir şekilde koymuş kana çiçekleri. Sarı kırmızı, harika. Şunu da görmek istersiniz belki. Şöyle bakarsak. O da burada kendine yer bulmuş. Muhtelif çiçekler. Kütüklerle tasarım yapmış kütüklerin içine ama kütükler gerçekten çok sağlıklı olmuyor çiçek açısından. Yani sağlıklı bir çiçeği oturttuğunuz zaman iyi oluyor da. Şöyle yapalım. Evet, burada bir gül var. Tek tek bütün bitkileri göz gezdiremiyorum arkadaşlar. Şöyle böğürtlen yeri yapmış ve şurada şu çok hoş olmuş. Onu görün istiyorum. Sarmışlar bir yer olarak, çok otantik durmuş, doğal. Evet arkadaşlar, burası bir diğer kuzenimin evi, bahçesi şöyle. Yaklaşırsak o mavi güzellikten burada da var ve ağaç küpelileri, böyle bakarsak güller tabii ki şu anda açmış geçmiş. Türk kızı burada da var. Saray nanesi asıl adı. Şöyle bakarsanız biraz en solgun zaman tabii ki, ama şöyle birkaç renk belki kaparız dedik.
Şurada sınav ekiği bir göstereceğim. Buna babam işaret etmişti. Orada sarı çiçek var. Ona bak, Tonni. Evet. Sınav eki harika olmuş gerçekten. Çok olmuş açmaya başlayalı. Belli sonrasında tohumlar üretmeye başlamış. Fasulye gibi. Şöyle bakarsanız orkideye benzetiyorum ben bunun çiçeklerini. Şöyle. Çok güzel. Bunu da tohumdan yetiştirdim ben de. Bilgileriyle birlikte videosunu yapmış olacağım inşallah. Şöyle beyaz gündüz sefaları. Bunlar etrafındaki çiçeklerden artık renklerden alıyor rengini. Dönüşebiliyorlar çünkü. Şöyle yerlerde sabun çiçeği görüyorsunuz. Eğilmiş dalları çünkü. Birçok çiçek bitki var burada ama şu anda gerçekten renkli olmadığı için tutmuyorum onlara video. Evet, bir sarı güzellik de burada 2 metreyi aşkın yer elması denilmekte buna. Şöyle ayçiçeğine benzer çiçekleri var. Epeyce büyükçe olmakta yaprakları zaten. Evet, gökyüzüne doğru uzanmış. Evet, şöyle baktığınızda uyuyan bir köpek görüyorsunuz. Buraya gelmiş. Kovuyorlar, gitmiyormuş. Sevmiş burayı. Kadife çiçekleri konumlanmış. Çok güzel. Çok hoş görünüyor gerçekten. Kokusu çok hoş. Evet. Gölgem de görünüyor ama. Evet. Adı ne acaba bunun? Uyuyorsun, güneşleniyorsun değil mi? Şöyle bakarsak, evet, tasarımı bir zincir sarkıyor. İpek çiçeği ve telgraf çiçekleri şöyle bir takım objelerle süslemiş. Böyle evin kenarına da yine gündüz sefaları, kanalar, birçok çiçek var ama dediğim gibi şu anda renkli değil. Yalnız burada şifa deposu biberiyeleri görüyorum. Çok iyi yapmış. Biberiye aromatik bitki. Hem yani sineklere karşı da bir koruyucu gibi, hem de çayı içilmekte. Şöyle kadife çiçeklerinden ev sahibi amcamın oğlu. Onu da azıcık görüntülemiş olayım. Evet. Evet, şöyle yine kenarda muhtelif çiçekler. Sardunyalar. Aa, lavantaları dizmiş. Çok güzeldi ağaç. Sinek gelmiyor. Evet evet, şimdi onu dedim. Evet, biberiye olsun, lavanta olsun. Sinekler için. Ha, iyi yapmış. Hem görsel olarak hem de faydası var. Evet. Bak, yeni içecek verme baktı. Diyor, gel şurayı da çek diyor Gürsel abi. Orada yolu kapatmış. Ama çiçek de hemen açmamışlar. Gölgede kalmışlar ya. Güneş görseler olduğu gibi dolar ama şu anda böyle yeşillik. Şimdi ben bu yoldan yeni gideceğim. Yeni başlamışlar, evet. Nedir o, telgraf çiçekleri, ama şimdi bu yoldan böyle geçeyim şimdi. Ay, harika gerçekten ya. Şu anda yürüyorum. Sonrakiler önceden mi dikilmiş, açmış ya da cinsi farklı? Onlara diplerine böyle şey küpre koydu. O küpürü falan yaptım. He, öyle. Onlara koyunca demek fark etti gübre. Evet. İthal gübre koymuş herhalde. Ama bunlar harika görünüyor. Şöyle. Burada kaldım arkadaşlar. Gitmiyorum. Şöyle oturma grubu tasarım yapmış. Sandalyeleri maviye boyamış. Tohumluk salatalıklar orada. Gerçekten harika görünmekte. Şöyle tutayım. Çok güzel Gürsel abi. Harika görünüyor. Küpüre mübüre koyduk buraya. Tamam ya, fark ediyor. Tavuk gübresi aldık. Onunla çapana yaptım. Tavuk gübresi çok iyi diyorlar ya. O çok bu kara yemiş değil mi buraya koyulmuş? Bunlar tohumluk salatalık. Şöyle yakından bakın arkadaşlar. Bunlar dünyaya yeter tabii olsa. Fazla fazla.
Evet arkadaşlar, ben şimdi şu çamaşır asma stilini görüyor musunuz? Makaralıymış bu sistem. Balkondan asıyor, sonra makarayı çekiyor. Şu anda havlular asılı. Çok güzel. Çok güzel bir sistem. Evet arkadaşlar, orak, işte bir takım kesici aletleri, biletlemek için, bileğilemek için bileği taşı bu. Görmeyenler varsa şöyle bir görsün. Bileği taşında onlar bileğilenir. Evet arkadaşlar, burası amcalarımdan birinin evine doğru şimdi gidiyoruz. Az önce çocukların evlerini gördük ve ifteri göstereceğim size. Bir dakika. Kopuyorsa yok, macudal. İfteri kopmaz. Macudal deniliyor, doğal bir tür. Ha, ifteri de var. Oo, işte arkadaşlar. Tabii burada kocaman oluyor. Bunu böyle çekmeye kalkarsanız elinizi kesebilir. Sağlamdır. Evet arkadaşlar, geldik amcamın evinden birine. Burası ahır olarak kullanılmaktaydı. Evet, amcamın oğlu da gelip gelmekte. Onlar da şehirde oturuyorlar aslında. Böyle ara ara gelirler. Günaydınlar. Bunlar Emine dikti. Evet, öyle duyumlar aldım. Emine çiçeklerle ilgileniyormuş. Bak, bunlar da o dikti. Bir tane sebedi. Türk kızım her yerde. Bak, bir tane tarihi sebedi oraya geldi içeriden. He, çok güzel duruyor. Yani tarihi şey vardı. Ne? Küp. He, nerede bakalım. Küpü yok. Küpü geldi buraya. Büyürtlenler. Bir yere konumlandıracaksınız değil mi? Yok, süs. Aa, merdivenleri ne güzel yapmış. Orhan abi dur. Bak. Burada küpü tuttuk sabundan şey mahalle. Aa. Sabundan tuttuğu zaman sabun koptu, elimize kaldı. Oraya yerleşti. Bu sefer Emine bana çok kızdı. Niye kırdın diye. Buraya yerleşti. Hoş bulduk. Çekim yapıyorum. Şöyle. Dur. Evet, burası. Bu tarihi bir merdiven aslında. Çok eski yıllara dayanan amcamın evinde. Şu anda oturan gelinimiz Emine konumlandırmış. Onlar ne Emine? Şu renk renk çok güzel kutu helva ama. Helva kutularıydı onlar. Aa, çok şeker olmuşlar. Helva kutuları arkadaşlar, bakın. Şöyle eski beton zemin üzerinde, merdivende harika görünmekteler. Muhtelif çiçekler var. Çok detaya girmiyorum. Şöyle tasarımlar yapılmış yine. Aynı safa çiçeklerini böyle bir şeye koymuş. Ya normal hazır saksıdan çok böyle bir şeylerle oluşturulan saksılar çok anlamlı, çok hoş duruyor. Ben çok seviyorum. Burada bir kana. Şu anda evet, çiçek sevip de bu mili olmayan yok arkadaşlar. Yine şöyle bir görüntüleyelim. Şimdi evet, şöyle burada bir merdiven daha var. Şöyle yıldız çadırı ve muhtelif çiçekler. Arkadaşlar, küçücük bir yerde bütün çiçekleri dikmeye çalışıyorum. Zor oluyor. Evet, avize çiçeğin de varmış burada. Açacak ama bak, başlamış canlanmaya. Şu gölgemi şey yapayım. Ya unutuyorum tohum yani. Bazen gelirken işte hadi elim boş gelmeyeyim. Aa, ne kadar güzel burası. Evet, burası şöyle bir yamaç arkadaşlar. Sardunyalar. Bu sardunya benziyor. Ama şu şey, bu bahçe külü Emine açmış. He, maşallah ne güzel yetişmiş de açmış bile. Ben diktin onları. Ben buraya mı diktim? Dönüyorduk, tohum istemiştik senden. Sen dağıtıyordun herkese. Sonra ben gelir dikerim dedim bir ara, sen diktin, hatırlıyor bir yere musun? Unutuyorum kız, ben unutuyorum. İyi olmuş. Demek o doğru, Orhan abim biri vardı evet, burada. Evet, doğru bir yere soktum onları. Dedim biraz sula, Gürsel abi miydi bilmiyorum. He, bak şimdi bunlar keşmir cam güzeli. Çok güzel olmuş burada ve mor şey de tutmuş. O zaman mı verdiklerimden? Sen diktin onları. Tamam, ay çok sevindim ya. Aha, sen diktin. Şeyde de Sevmi yengenin kapısında da gördüm. Evet arkadaşlar, bakın mor yıldız harika olmuş. Ben dikmişim, ben unuttum. Getirmiş bayağı bir çelik getirmiş, dağıtmıştım burada. Burada oturan gelinimiz de gitmekteydi buradan o gün. Ben öyle bir yere dikmişim, unuttum neyse. Evet arkadaşlar, şöyle
Sakarya'yı, şu manzarayı da alalım ve bana şu kabakları da bir çek dedi gelinimiz. Ben bu kabakları komando giysisine benzetiyorum. Kamuflaj giysili. Şöyle bakarsak biraz gölgede kalıyorlar. Şöyle büyüterek çok ağaçların gölgesinde kalıyorlar. Evet arkadaşlar, şöyle biraz ipucu vermekte. Evet, Sakarya çok durgun şu aralar. Sanki durgun bir su gibi akmıyor sanki. Bir horoz ipeği gördüm burada, rengi harika. Akşam safası burada daha bir farklı. Evet arkadaşlar, şöyle yine beni uyardı gelinimiz. Arka tarafta çektim mi? Ben bunları es geçmişim. Arka taraflara çok girmedim. Evlerin arkaları da ayrı bir alem gerçekten. Muhteşem görünüyor sarı kadifeler içinde. Gerçekten harika. Bu türü geniş, büyük olmakta. Bayıldığım bir renk. Çok sevindim sizde olduğuna. Her kapıda gördüm, çok sevindim. Güzellikler yayılsın her tarafa, baktıkça herkes huzur alsın. Güneş istiyor lavanta. Şöyle bakarsanız sardunyalar, sardunya başka tabii. Şöyle sardunyalara bir göz atalım. Çok güzel görünüyor ama hani ışık olayından dolayı çok net belki. Arkadaşlar kelebek çalısını tutturmuş. Harika. Bir de mor yıldız tutmadı mı sende? Şeyde tuttu. O mor Meksika petunyası. Bir de mor yıldız çiçeği tutmadı sende o zaman. Evet, şimdi bir amcamın arazisinden ötekine geçeceğim. Burada kapı var. Demir kapı. Şöyle törenle geçeyim de görün. Çok hoş ya. Arazide kapılar çok hoş. Şimdi buradaki yeri de bir bakayım. Evet, dedim ya, bu iki amcamın evinin hemen kenarından Sakarya geçiyor. Bizim ise daha içeride, yolun öbür tarafında. Şimdi burayı da birazcık şöyle bir bakalım. Evet, bahçeli ev olup da çiçek olmadan olmaz. Ve tarihi Paska, Mısır, bir takım ürünlerin koyulduğu, saklandığı yer. Şöyle azıcık buradan da bir görüntüleyeyim. Evet, gelişi güzel. Özgün tasarımlar. Kommelina sabah sabah açmış, şöyle bir bakın. Mavi telgraf. Evet, harman zamanı. Mısırlar kuruyor. Kimi asılmış. Bir bekar biti çiçeği de şurada. Sepetin içine konumlanmış. Harika görünmekte şöyle bakarsanız, ama tabii sepet çürüyor yavaş yavaş. Böyle bir risk de söz konusu. Şöyle bakarsak çok hoş görünmekte. Evet, cam kenarında gözyaşı çiçekleri var. Farklı türlerde, şöyle bakarsak ince dallı olanı, yavruları görüyor musunuz? Şöyle baktık. Burada da mısırları görüyoruz. Çıtpıt mısırı. Yanılmıyorsam. Alacalı renklerde. Hem tasarım olarak hoş görünüyor. Normal mısır. Şöyle yerde de. Tabii ki sonbaharın en renksiz zamanları, bodrum papatyası. Şöyle buz çiçeği, sardunyalar, ortanca, veronika, kaktüs. Şöyle bir bakalım. Şurada neler var? Türk kızı. Türk kızı da sonbaharla birlikte başladı biraz canlanmaya. Yazın çok sıcak dönemlerinde biraz az açmakta. Meksika petunyası. Şöyle görelim azıcık. Ve kelebek çalısı. Bu da. Şöyle biraz görüntüleyeyim. Kelebekleri çağıran bir bitki ve ezan çiçeği. Evet. Şöyle ada mercanı, bir tane çiçeğini buldum, onu göstereyim dedim.
Evet, burası akrabamın bahçesinden arkadaşlar, kuzenlerim yetiştiriyor. Haseki küpeleri, biberiye çiçek açmaya durmuş. Çok şifalı bir tür çayı yapılmakta. Hem zayıflama çayında hem de birçok konuda gerçekten faydası olan bir tür ve kozmozu görüyorsunuz. Çok güzel, çok sevmiş burayı. Şöyle renklerine yakın plan alalım. Fener çiçeğinden nerelere geldik arkadaşlar? Bahçemde kozmoz çiçeğinin bilgilerini anlattım size ama böyle güzel değildi tabii. Toprak hem verimli değil. Burada hünnap meyvesi olmuş şu anda. Bir de salkım domates tırmanmış. Şöyle bakarsak çok hoş görünmekte. Gerçekten şöyle bir bakalım. Hünnap meyvesi de böyle kahverengiye dönüyor. Benim bahçemde de var, olacak inşallah. Bahçe, bostan yapılıyor. Ah, orada ne gördüm. Ay arkadaşlar, az daha göremeyecektik. Şöyle bakarsanız meleklerin borusu harika görünmekte. Soft bir pembe. Gerçekten çok güzel. Bu da yerde güzel oluyor. Saksıda benimkiler. O yüzden şöyle bakarsanız horoz ibiği de kocaman. Ay muhteşem. Gerçekten hayran kaldım arkadaşlar. Şöyle görüntüleyeyim. Kocaman ya. Ekranı doldurdu. Muhteşem. Şurada da bir tane var. Çiçek yok, elma verelim dermişiz. Şöyle yapalım. Ama güzel bir elma sanıyorum. Evet. Burası böyle. Şimdi diğer amcamın oğlunun evine doğru yol alıyoruz. Bir de sol tarafta işte müzeci Ayşe ablanın mekanı diyelim, evleri, küçük küçük evleri. Şöyle hemen bayağı bir 10 yıldan fazladır, 10-15 yıldır burada burasını oluşturdu. Şöyle bir tasarım var. Kaan tekeri içeriye. İçeriği çok detaylı aslında göstermem mümkün değil. Genel bir çekim olduğu için. Şöyle püsküllü aster ve normal aster. Evet, çan çiçekleri sanıyorum. Ama mor yıldız tutmuş. Çok sevindim burada da. Bakın harika görünüyor ve yeri de çok güzel. 2 sene sonra burada mor çiçekli bir ağaç olacak. Muhteşem. Çok detaya inmiyorum ama şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bekar biti. Sarkıcı bir tür. Muhteşem olmuş bir görüntüdür. Şöyle bakarsak. Sabun çiçeği. Biz de buradan almıştık zaten. Salih Engin'den. Evet. Rahman abi, merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Şöyle hiç sormuyorum size. Sormadan bahçelerinizi çekiyorum. Kızım, bunlar hep halk görmesi lazım herkesin. Evet, güzellikleri gördükçe insanlara da bir teşvik olmakta. Örnek oluyor, örnek. Evet, şöyle. Tabii şu anda en renkli. Ben de çok seviyorum çiçekleri. Hanım da çok seviyor. Evet. Gelinler geliyor. Herkes çok seviyor bunları. Çiçekler sevilmez mi deriz ama aslında sevmeyenler de olabiliyor, biliyor musun? Evet. Hayret ediyorum neden? Susumbili burada. Evet arkadaşlar, susumbileri her yere dağılmış durumda. Veronica hebe çalısı harika görünüyor. Horoz ibikleri tabii şu zamanın renkleri. Akşam safaları zaten yer doldurucu. Şöyle Hint yağı bitkisi, bir sürü tohum yapmış. Evet, katlı bir Japon gülü. Burayı baharda misafir bahçelerde özel olarak ağırlayacağım arkadaşlar. Bütün bu gördüğünüz bahçeleri. Şu anda en renksiz dönemdir. Şöyle. Evet, görüyorsunuz. Şöyle bakarsanız olduğu gibi çiçeklik. Renkli halini düşünün. Birçok tür var. Şimdi tek tek tabii bunları anlatmak zor. Şöyle. Şuradan da bir alayım.
Böyle bahçe boyunca devam ediyor. Yalnız çarkı felek pasiflorayı da şöyle bir görün. Görmeden olmaz. Biraz da o bahçenin dışına doğru şöyle çıktık. Tabii acem borusu sarmaşıkları renkli şu anda. Tavus kuşları, tavuklar bir çiftlik halinde burası. Ve şöyle geliyoruz Sakarya Köprüsü. Müzeci Ayşe ablanın da evini şöyle dışarıdan çekeceğim. Özel olarak çünkü çekimlerini yaptım. Evet, şöyle uzaktan bir alalım dedim. Hani köyde her yeri çekmeye gayret ediyoruz ya, o yüzden. Evet arkadaşlar, şimdi amcamın kızının evine geldik yine. Ama burada ev sahibi de köpeğiyle beraber. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgisi. Adı ne? Pony. 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 Ha, Tony vardı da dedim acaba ben mi? Pony. Oy güzellik. Aman şöyle bu kardeşim yani kuzenim evi yeni yaptı. Yeni oluşturuyor çiçeklerini. Ama gerçekten böyle açık havada, doğada böyle bu renkler yeşille birlikte gerçekten olmazsa olmaz. Evet, burada şu anda baba evinin arkasındayız. Şu görünen ağacın arkasında ve amcamın evi, yine amcaoğlu evi ve az önce çektiğim yine amcaoğlu evi, seralar. Böyle doğa ile iç içe bir yerde köyümüz. Arkadaşlar, bu bölüm diğer büyük amcamın olduğu bölgede, onun çocuklarının evlerinin olduğu yerleri görüntülemeye başlıyorum. Evet, köy yeri diyoruz ya, çeşitli ürünler yetiştirilmekte böyle. Burası bayır bir konumda. Bizim diğerlerin olduğu yerler daha düz. Şöyle bir soba yapmışlar. Şöyle bakarsanız çamur sıvalı şu şekilde, bu ilgimi çekti. Şöyle bakın, bacası da var. Ve şimdi diğer tarafa doğru bir gidelim. Şöyle bakarsanız burası böyle tabii kesilerek dağ, o şekilde ev konumlandırılmış. Ortancalar, çok farklı türler tabii ki var inşallah. Tabii ki bunlar yazın çiçek açtığı zaman daha başka olur muhakkak. Şöyle o kadar doğal ki bundan daha doğal olamazdı ama şu yukarıya kazaya bitkisini ekmişler, oradan aşağıya salmış. Çok orijinal. Oraya çıkabilir miyim bilmiyorum. Şu görünen yeşillikler de aynı şekilde kazaya bitkisi. Sarkıcı, sürünücü bir tür. Şöyle bakarsak bir diğer kuzenimin evi de orada. Şimdi ona da gideceğiz. Fakat bu şöyle bir biraz yüksekçe bir konumda. Güller hala açmakta. Zinya kocaman çiçekli. Toprağından mı, cinsinden mi bilemiyorum ama gerçekten ilgimi çekti. Birçok çiçek, tür. Şöyle gidersek palmiye. Avize çiçeğine şöyle bir bakalım. Evet, buna rastladık. Burada telgraf çiçeği bir farklı bir şey içine konumlanmış. Malta eriği. Farklı türler, sardunyalar renklerini gösteriyor diyorum ya her zaman. Sardunyalar vefalı dostlar arkadaşlar. Bahçenin vefalı dostları. Beyaz mine, çalı mine. Bu da açmış. Burada pembe mineler de var. Tabii bu bayağı yayılıcı bir tür. İspirya. Şöyle dönersek aynı tasarımdan burada da var. Kara sevda, telgraf çiçeği. Böyle kırmızı bir şey içinde Japon gülleri tutturulmuş ve minik güller. Şöyle bir bakalım. Tabii burada torunlar, çocuklar olduğu belli. Çok belli hem de. Şöyle bir tasarım yapmışlar. Yine güller, sarı kırmızı kanalar.
şurada sarı var, tamamen sarı. Onu da şöyle bir görüntüleyeyim arkadaşlar. Sarının da çiçekte ayrı bir güzelliği var muhakkak. Evet, yıldız çiçekleri, yalın kat. Çok güzel görünmekte. Evet, şöyle alalım renkleri. Ortancalar bayağı bol bol açmışlar, geçmişler. Gördüğünüz gibi yukarısı fındıklık ve ormanvari ifteriler. Mandalina görüyoruz burada. Yine ağaç hatmi. Biberler. Şöyle farklı türlerde biberler. Kanalar burada da güzel bir form tutmuş. Gerçekten harika görünüyor. Kocaman yapraklarıyla ve minik güller. Ve küçük ev tasarımı. Çocuklar için yapmışlar bunları. Evcilik oynasınlar diye. Torunlar için diyelim. Orada bir tezgah görüyoruz ağaçtan. Şöyle bakarsak cevizler üzerinde. Şu anda ev sahibesi burada yok. Yani bu evde oturan, yanındaki var da beraber geziyoruz. Yabancı değiller, kardeşler, hepsi akraba. Bu alanda arkadaşlar hepsi akraba, yabancı yok. Buranın o özelliği var. Bayağı büyükçe bir arazi. Bütün akraba, kuzenlerimin. Şöyle. Burada bir kamelya var. Evet, Ayşe ablam oturuyor orada. Şöyle. Evet, yine telgraf. Çeşitli, çok devamlı burada durulmuyor ama şu incire gözümü kestim. Sonra alacağım onu dermişim. Evet, burada otopark yeri. Şöyle merdivenden iniliyor çünkü dediğim gibi bayır bir yer. Evet arkadaşlar, solan ortancalar ve evet bir melisa türü ada mercanı denilen bir tane açmış buldum. Harika. Ve buradan diğer amca oğlunun evi hemen karşıda. O kapatmış manzarayı. Evet. Şöyle. Kabaklar. Aa, çok ilginç bunlar. Bunlar çok ilginç. Süs kabağı mı bunlar? Yenilir gibi geliyor ama bayağı ilginç. Yani bu kabakların ne kadar çeşitleri var. Şekil açısından, renk ve boyutları açısından çok farklı türleri var. Kara üzüm burada muhakkak var. Evet, evet arkadaşlar. Son olarak kaleye çıktık. İlk videonun başında gösterdiğim, kale olarak işaretlediğim bölgeden köyün genel durumunu almaya çalışıyorum. Evet. Şöyle sol tarafta Sakarya'yı görüyorsunuz. Sol tarafta Sakarya'nın soluna asıl köy. Sakarya'nın sağ tarafı ise Malkoçoğlu ailesine ait olan araziler, evler. Şöyle bakarak sonlandıralım isterseniz. Özel bir bölüm olarak çektiğimiz bu videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalınız.